Merhabalar. Harmonik formasyonlardan bahsetmek istiyorum. Gartley formasyonuyla başlayalım. Videoyu olabildiğince kısa tutup formasyon açıklamak istiyorum. Dolayısıyla ne kadar kısa olursa daha kolay konsantre olabileceğinize inanıyorum. Başlangıçta şunu söyleyeyim. Harmonik formasyonları anlamadan önce Fibonacci'yi iyi biliyor olmanız lazım. En azından Fibonacci araçlarını kullanıyor olmanız lazım ki formasyonları tespit edebilirsiniz. Gartley formasyonu nedir diye sorarsanız bu 1930'lu yıllarda Amerikalı bir teknik analistin bulduğu formasyon. Dolayısıyla şu an günümüzde kullanılan harmonik formasyonların pek çoğu bu formasyondan türetilmiş. Başlangıçta ilk olarak öğrenmeniz gereken bu, her ne kadar artık piyasada çok sık görülmese de, çok sık çalışmasa da başlangıç olarak bu formasyonla başlayalım. Çalışmayı yapmak için TradingView kullanın. TradingView'de en azından şu şekilde mum boylarını ayarlayabileceğiniz için çok daha pratik çalışma imkanı bulabilirsiniz. Dolayısıyla TradingView'i tavsiye ederim. Burada teknik analiz araçları içerisinde zaten XABCD pattern diye bir kısım var. Bu şablonları işaretlerken kullanacağınız yapı budur. Şu şekilde bunu kullanacaksınız. Ama bundan önce size manuel olarak bu şekilleri nasıl tespit edeceğinizi, en azından yani hesaplamasını gösterirsem temelini anlamanız açısından daha iyi olacaktır. Şu şekilde hemen şuradan başlayalım. Şöyle bir genel bakalım. Şurada bir formasyonumuz daha vardı. Kaçırmadıysak. Evet, şurada hemen şunu bir baştan kaldıralım. Kafanız karışmasın. Burada önemli olan dalgaların başlangıç ve bitiş noktalarını iyi tespit etmeniz. Tepeleri ve dipleri doğru tespit ettiğiniz sürece çok büyük hata yapmazsınız. Şurada hemen bir alış formasyonu, boğa dediğimiz formasyon mevcut. Hemen etiketimizi şu şekilde, başlangıç noktasına X, İtki dalgasının son bittiği yere A, daha sonra bunun düzeltmesine B, tekrar çıkış yaptığı dalgaya C ve şu kısma da D diyoruz. Ölçüm yaparken X'ten A'ya Fibonacci'mizi uzatıyoruz. Hangi Fibonacci aracını kullanıyoruz onu da göstereyim. Fibo Retracement diye geçer araçlarda. Bunu kullanıyoruz. Şurada B noktasının 61.8 seviyesinden sektiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla B noktasının doğru olduğunu burada tespit etmiş oluyoruz. Şunu şöyle sağa doğru çekelim. Çünkü D noktalarını tespit ederken şu XA ölçümünü kullanmanız daha pratik olur. Fakat tabii ki burada yapıda şurada gördüğünüz rakam, yani 1.13 ve 161.8 rakamı B'den C'ye çekeceğiniz Fibo değeridir.
Yine o şekilde de D noktasını tespit edebilirsiniz. Bu da bir diğer yöntem. Ben X'ten A'yı kullanmanızı öneririm. Daha pratik. Dolayısıyla benim genelde yaptığım, uyguladığım yöntem o. Şimdi C'yi bulalım. C'yi de A'dan B'ye çektiğimiz Fibonacci retracement'le işaretliyoruz. Burada da gördüğünüz üzere 61.8 seviyesinin çok yakınından dönmüş. Bunu kabul edebiliriz. Şöyle söyleyeyim. Bu noktalarda özellikle B noktasında %3 ile %5'lik bir tolerans payı vardır. Bunu ben uydurmuyorum. Bu kaynakla ilgili videonun altında bir bilgi vereceğim size. Bu işin kitabını yazan kişinin açıkladığı rakam bu. Dolayısıyla yani şu rakamlar bu şekilde çok yakınında olduğunda formasyondan çok şüphe etmenize gerek yok. Bu kabul edilebilir bir değerdir. Önemli olan mümkün olduğu kadar rakamları doğru yakalamak. Şimdi C noktasını da tespit ettikten sonra şuradaki şeklimizi alalım. Şu şekilde çizelim. Şeklin kenarlarında gördüğünüz rakamlar zaten bizim şurada fibro retracement aracıyla ölçtüğümüz rakamlar olacaktır. Dolayısıyla şu rakamlar nedir diye kafanız karışmasın. Biz önemli olan burada şekli çizdikten sonra şurada gördüğümüz kuralları sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Ona bakacağız. Kuralları sağlıyorsa işleme girmek için bu yapı bize fırsat sunmuş olacak. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi şu D noktası gördüğünüz şekilde 78.6'da bir tepki vermiş. Ben burada işleme nasıl giriyorum? Burada işleme girerken D noktasında bir alış mumu kovalıyorum. Yani burada fiyatın tepki vermesini görmeyi bekliyorum. Dolayısıyla eğer burada mumlarda, bakın hemen şurada yakından bakarsanız bir küçük iğneli mum var ve daha sonra bu iğneli mumdan sonra bir yukarıya doğru fiyat hareket etmiş. Dolayısıyla burada bir alış geldiğini görüyorsunuz. Ben genelde alış mumundan sonra bir düzeltme yaptığında işleme girmeyi tercih ediyorum ama bu düzeltmeden sonra eğer şu şekilde dolu dolu bir engulf mum görürseniz sizin için daha garanti bir işleme giriş fırsatı sunabilir. Bu yapıların stop bölgesi neresi olur? Genelde X'in altına, yani şu bir önceki dibin altına stop konur. Ben bazen 88.6'yı kullanıyorum. Şu 88.6 seviyesinin altında kapanış olursa pozdan çıkıyorum. Eğer bu seviyenin altında kapanış olmazsa pozumu koruyorum. Kar alı noktasını belirlerken de çok basit bir yöntem kullanıyoruz. Şurayı bir temizlersek, C'den D'ye yine Fibonacci retracement ile çekiyoruz. Burada rakamları şöyle görmeniz açısından biraz büyütmek istiyorum. Burada ilk kar alt seviyemiz 38.2 seviyesi olacaktır. Şöyle işaretleyelim. İkinci kar alt seviyemiz de 61.8 seviyesi olacaktır. Basitçe yöntem bu. Burada biz bu şekilde
alış kovalıyoruz. Normalde strateji D noktasında işleme girmektir ama bazı traderlar şurada B'de ve C'de Fibo rakamlarında dönüşler yakaladıkları zaman C'de bir satış mumu gördüğünde D'yi hedefleyerek yani 78.6 Fibo seviyesini hedefleyerek buradan da satabiliyorlar. Bu da bir yöntemdir. Ben çok fazla uygulamıyorum ama uygulanabilir. Yani bu durumda da C'nin üzerine kısa bir stop koyup işleme girebilirsiniz. Olabilir ama işin kuralı D noktasında işleme girmektir. Bir de tersine bakalım. Yani tersi dediğim bir iş dediğimiz yani satış kovalayacağımız pozisyon. Muhtemelen onu da şuralarda bir yerde bulmuştuk. Şöyle ben kaldırayım yeniden çizmek için bize fikir versin. Burada da tersini görüyorsunuz. Yine aynı şekilde ölçümümüzü dalga tepesinden bu bitim noktasına, A noktasına yapıyoruz. Bu da mum fitillerini baz almanız önemli. Yani şu mum kapanışlarını değil, mum fitillerini baz alın ölçüm yaparken. Şurada gördüğünüz gibi fiyatın 61.8 seviyesinden bir düzeltme yaptığını görüyoruz. Bunu sağa doğru çekin. Çünkü D noktasını buna bakarak tespit edeceksiniz. Daha sonra burada C'nin ölçümünü yapacaksınız. C'nin ölçümünü de A'dan B'ye çektiğiniz Fibo'yla yapıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi 61.8 seviyesinden bir alış mumuyla fiyat dönmüş. Zaten burada formasyonun oluşumu yani ben geliyorum demiş. Dolayısıyla biz burada şu yapıyı gördükten sonra D noktasının oluşmasını bekleyeceğiz. D noktasında yani 78.6 Fibo seviyesinde satış kovalayacağız. Burada gördüğünüz gibi bu yapının şurada bize söylediği 78.6 seviyesi satış kullanacak yerdir. Yine burada hemen şeklimizi çizelim. Mum tepelerini şeklimizi koyuyoruz. Şekillerin birebir şablonlara uymasını beklemeyin. Çünkü şablonlar burada kusursuz çizimler olduğu için, şekiller fiyat çubuklarından oluştuğu için farklılıklar olabilir. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli husus Fibonacci seviyelerinin ihlal edilip edilmemesi. 78.6 seviyesi üzerinde 88.6'ya doğru mumlar iğne atabilir. Bu çok önemli değil. Önemli olan 88.6 seviyesi üzerinde kapanış görmemeniz. Kapanış görürseniz bu Gartley olmaz. Farklı bir formasyona dönüşür. Özellikle biz Fibonacci seviyelerini formasyonları doğru tanımlamak açısından kullanıyoruz. Dolayısıyla doğru yorumlamamız gerekiyor. Ama dediğim gibi ileride vereceğim örneklerde de anlayacaksınız. B noktalarında %3 ya da %5 arasında değişen toleranslar olabilir. Bu kabul edilebilir. Toleranstan kastım yani bu 61.8 olmayabilir. Şurada çizdiğiniz rakam örnek veriyorum 61 olabilir, 63 olabilir. Yani şu esnekliği piyasa verir. Dolayısıyla çok katı olmayın. Yani eğer çok katı arayışa girerseniz zaten formasyon yakalayamazsınız. Bu bilmeniz gereken bir püf noktası.
Bunda da kâr alı nasıl hesaplıyoruz onu söyleyeyim. Şunları şöyle temizleyelim. Şu figoyu da kaldıralım. Burada da kâr alı C'den D'ye çektiğimiz fibo ile hesaplıyoruz. Seviyesi ilk kâr noktamız oluyor. 61.8 seviyesi de ikinci kâr noktamız oluyor. Püf noktası şu. D'de nasıl satışa girerim diye soracak olabilirsiniz. D'de şu şekilde satış mumları görmeniz yeterlidir. Yani burada şurada gördüğünüz gibi dolu dolu bir alış mumu gördüğünüz zaman satışa girmeyin. Çünkü bu fiyatın yukarıya doğru devam edebileceğinin göstergesi olabilir. Ama bu şekilde iğneli mumlar burada 78.6 seviyesinin yani şu X'ten A'ya çektiğimizde göreceksiniz. Şu 78.6 seviyesinin direnç olduğunun ispatı oluyor. Dolayısıyla bu dirençte satıcılar devreye girmiş olduğundan ötürü siz de burada gönül rahatlığıyla satışa girebilirsiniz. Stopunuzu nereye koyuyorsunuz? Ben genelde 88.6 üstü kapanışı stop kabul ederim. Ama genel geçer uygulama şu X noktasının az üstüne stop koyarak şuradaki fiyat hareketini yakalayabilirsiniz. Şimdi bu video bu formasyondan ibaret olsun. Diğer videoda diğer yapıyı açıklamaya çalışalım. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için.